Değerli dostlarımız, Kur'an günlüğünde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, Ankebut suresindeki hakikatlerden bahsettik ve orada bahsi geçen bir konuda anne babaya hürmetin önemi dedik. Ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde yine anne babaya hürmet konusunda vurgular var, ikazlar var. Onlar da birlikte düşünerek Ankebut suresinde anne babaya hürmet konusunda neler söyleniyor? Anne babaya hürmet niçin Kur'an-ı Kerim'de önemli bir yer teşkil ediyor? Evet, Ankebut suresinin 8. ayet kerimesinde anneye babaya güzel muamele yapılmasını Cenab-ı Hak emrediyor. Ankebut suresinin 8. ayet kerimesinde. Eğer anne baba günaha, şirke çağırırsa evladını, evlat bu konudaki davetlerine itaat etmeyecek. Fakat anneye babaya hizmette kusur yapmamaya da dikkat edecek. Ayetin sonunda dönüşünüz banadır, yaptıklarınızı o zaman ben size haber vereceğim denilmektedir. Dolayısıyla ahiret hatırlatılıyor. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmek gayretli olan mümin demek ki ahireti hatırlamalı. Bu konuda bir ihmaliniz olursa yarın hesabını vereceksiniz. Evet, diye bir güzel hizmet ederseniz de ikaz veya güzel hizmet ederseniz de elbette mükafatını yarın mahşerde ve hesapta göreceksiniz diye. Evet. Güzel bir ikaz var. Evet, ayetin sonunda ahiret hatırlatılıyor. Allah'ın her şeyi bildiği, her şeyden haberdar olduğu hatırlatılıyor. Mesela İsra suresinde de Kur'an-ı Kerim'de anaya babaya iyi muamele yapılması çok öne çıkan. Yani Allah'a ortak koşulmaması hatırlatıldıktan sonra mesela İsra suresinde arkasından ana babaya itaat emrediliyor. İsra suresinde de kısaca 3. ayet kerimine mealini arz edeyim. Rabbin şunu da emretti: ondan başkasına ibadet etmeyin. Anne ve babaya da iyilikte bulunun. Allah'tan başkasına ibadet edilmemesi hatırlatıldıktan sonra anne babaya geçiliyor. Anne babaya iyi muamele yapılması gerektiği hatırlatılıyor. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de ki: ey Rabbim, nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur. İsra suresinde 23. 24. ayeti kerimelerde de anneye babaya hizmetle ilgili esaslar hatırlatılıyor. Ben sadece misal olsun diye arz etmek istiyorum. Lokman suresinde de mesela 14. ayet-i kerimede Allah anneye babaya iyilik yapılmasını, iyi muamele yapılmasını emrediyor. Ve annenin evlada Allah'ın emriyle Allah namına hizmeti hatırlatılıyor Lokman suresinde 14. ayet-i kerimede. Anneye babaya iyilik yapılması emredildikten sonra hatırlatılan hakikat şu: annesi onu zaaftan zaafa düşerek taşıdı. Annenin taşıması, annenin karnında evladını taşırken evladına hizmetleri, evladı için çektiği sancılar, sıkıntılar hatırlatılıyor evlada. Sütten kesilmesi de 2 yıl sürdü. Bana, annene ve babana şükret, dönüşün ancak banadır dedik. Yine dönüşün banadır, yani Allah'a dönülecek ve hesap verilecek. Bu hatırlatılıyor. Aynen Ankebut suresinin 8. ayetinde de anaya babaya iyi muamele yapılması hatırlatması yapıldıktan sonra ahiret hatırlatılıyor. Lokman suresinin 14. ayet kerimesinde de ananın babanın evladına Allah namına, Allah'ın emriyle hizmetleri hatırlatılıyor. Anaya babaya evladın iyi muamele yapması hatırlatılıyor ve ahiret, ayetin sonunda ahiret hatırlatılıyor. Şimdi neden çok önemli, öne çıkmış? Daha başka ayetler de var. Ben sadece misal olsun diye İsra suresindekini, bugünkü mevzu olarak seçtiğimiz Ankebut suresinin 8. ayet kerimesini ve Lokman suresindeki ayeti hatırlattım, paylaştım izleyicilerimizle. Ama daha başka ayetler de var. Yani bu mevzu Kur'an-ı Kerim'de mükerrer geçiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de niçin anne baba hakkına, anne babaya hürmete çok önem verilmiş? Evet. İşte bu dünyadaki imtihanımızda en önemli işimiz hukukullah'a riayet. Yani Allah'a ortak koşmamak. Allah'a itaat. Allah'ın emirlerine sarılmak. Hemen arkasından gelen Allah'ın yarattıklarına iyi muamele. Allah'ın yarattıklarına iyi muamelenin içinde de
anneye babaya iyi muamele, iyi hizmet. Çünkü Allah'ın yarattığı mahlukata iyi muamele denildiğinde en başta bir evlat için, evladın açısından baktığımızda anne babaya iyi muamele geliyor. Çünkü en fazla yine Allah'ın hikmetinin gereği evladın üzerinde, yaratılmışların içinde, yaratılanların içinde hakkı olan anne, baba. Annenin evladın yaratılmasındaki vesileliğine dikkat çekiliyor. Vesile, Allah onları istihdam ediyor. Yani annenin karnında yaratıyor. En güzel eserini, kendisine külli muhatap seçtiği eserini, meleklerine tercih ettiği eserini, bütün kainatın bir özeti olarak yarattığı eserini, bütün kainatı emrine verdiği eserini, insanı, Allah annenin karnında yaratmayı murad etmiş. O bakımdan da annenin haklarına özel olarak dikkatimiz çekilmiş. Şimdi Allah'ın bize olan nimetleri sonsuz. Bu nimetlerin içerisinde bir tanesi bir bakıma en önde geliyor. Nedir o? Yaratması. Bizi yaratması. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ibadete davet edildiğimiz ayetlerde mesela bazı ayetler aklıma geldi. Mesela Bakara suresinde Allah'ın bizi yarattığı hakikatine dikkat çekiliyor. Bakara suresinde 21. ayet-i kerimede mesela estağfirullah. Ya eyyühennâsü ubudû rabbekümüllezî halegakum vellezine min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar, sizi ve sizden evvelkileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya erişesiniz. Yani Allah'ın bize olan nimetlerinden yaratması, bizi yaratması, vücut nimeti zikredilmek suretiyle Allah'a ibadete çağırıyoruz. İşte bizi yaratmasında da Allah anayı babayı vesile kılmış. Ana, baba vesilesiyle dünyaya gönderiyor. İnsan için yaratma, en temel bir cihetten öndeki nimet insanın yoktan var edilmesi, öyle, varlığa çıkarılması ve bu Allah'ın insanlara muazzam bir nimeti ve o nimetin de bize ulaşmasında en mühim vesile anne babamız. Öyle. Onlar vesile. Allah öyle takdir etmiş. Yani diğer bütün nimetler, yani arabada Allah'ın nimeti, evde Allah'ın nimeti, çocuklar Allah'ın nimeti, tarla, bahçe, makam, mevki, ellerimiz, kollarımız, hepsi Allah'ın nimeti. Bütün bu elimizdeki kullandığımız eşyalar. Fakat bütün bu nimetler hep yaratma nimetinden sonra geliyor. Çünkü yaratılmışız ki diğer nimetler önümüze açılmış. İşte o yaratılmamızla ilgili nimeti tefekkür ettiğimizde anne hatıra gelmeli. Baba hatıra gelmeli ama bilhassa anne. Anne karnında üç karanlığın içinde halden hale geçirilmek suretiyle yaratıldık ve şu dünyaya hazırlandık. İşte burada şunu düşünmek lazım. Buyurun. Yani annenin bilhassa evladını karnında taşırken 9 ay çektiği sıkıntılar, korkular, endişeler, acılar, bunları anne olmayanın bilmesi mümkün değil. Bilmesi mümkün değil ama şunu demesi mümkün. Yani benim tahmin ettiğimden daha fazla sancı, sıkıntı, zorluk çekmiştir. Yani bunu, bu cümleyi söylemek zor değil. Ama gerçek manada onun çektiklerini, yaşadıklarını, zahmetleri yani tasavvur etmemiz mümkün değil. Şöyle bir soru hemen akla gelebiliyor. Şimdi tüm nimetler Allah'tan ve insanı var eden ve ona her türlü nimeti bağışlayan Allah. Hı. Ve anne babayı diyelim o hizmette istihdam ediyor, vesile kılmış. Her anne baba diyelim evlat sahibi olmak ister. Ve bunu isterken de evladına acıdığından ve evladına bir iyilik olsundan ziyade kendi fıtratı, bir evlat sahibi olayım, bir çocuğum olsun, onu seveyim, büyüteyim diye düşünür. Ve diyelim Allah ona evlat nasip etti. O evlada sahip olmakla, onu büyütmekle anne baba da o anda nimetlendi. Daha sonrasında yine hürmete hakları var mı? Muhakkak. Allah emrediyor. Daha sonrasında yani anne baba dünyada kaldıkça, hatta dünyadan gittikten sonra ona dua ederek. Yani anneye karşı, babaya karşı hakkını ödemesi mümkün değil evladın. Doğrusu bu konuda gayret göstermesi. Yani gayret göstermesi. Yani çünkü Allah, şöyle söyleyeyim. Bir ayet daha okuyacağım dedim. Bir ayet unutmayayım. Buyurun. Bundan sonra olmaz mı? Yani Buyurun. Bir yaratma. Yani Bakara suresindeki ayeti okudum. Yani Allah bizi yarattığına dikkatimizi çekiyor. Yani annenin babanın haklarına riayete giden yola oradan başlayalım arzu ettim. Yani bizi yaratmış olmasını zikrederek bizim Allah'a kulluk yapmamız gerektiği bize hatırlatılıyor. İşte o nimet
tek nimete kavuşmamızda da anne baba vesile olarak çalıştırılıyor. Yani diğer nimetlerde de mesela elmada, armutta, kavunda, karpuzda, toprak, ağaç sebep olarak çalıştırılıyor. Allah sebep olarak çalıştırılan o eşyaya, o mahlukata hürmetle emrediyor. Allah'ın nimetleri o sebeplerin eliyle bize gönderiliyor. O sebeplerin olmasını Allah murad etmiş. Fakat bir nimet var ki bunu az düşünen anlar, özel bir nimet. Yaratılmış olmamız. Yani diğer bütün nimetler çok değerli. Fakat o çok değerli nimetler ile tanışmamız, onlardan istifade etmemiz hep o yaratılmış olmamızın arkasından geliyor. Yani yaratılmış olmamızı takip ediyor. Yaratılmamız nasıl bir nimet? Karanlıkta kalmamak, yoklukta kalmamak, bu dünya misafirhanesine gönderilmek. Ve o zincir, yani o gönderilmemiz anne baba vesilesiyle olsun murad etmiş Allah. Başka mesela buna dikkat çekilen bir ayette Yasin-i Şerif, Kur'an-ı Kerim'in kalbi olarak isimlendirilen Yasin-i Şerif'te 22. ayette de Allah'a kulluğa davet edilirken Allah'ın bizi yaratmasına dikkat çekiliyor. Estağfirullah. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَتَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Yani beni yaratan Rabbime ben niye kulluk yapmayacağım ki diyor bir mümin orada. Beni yaratan Allah'a ibadet etmesi gerektiğini söylerken Allah'ın kendisini yarattığını söylüyor. Beni yaratan o. Yaratan o. Ve hatta orada yani o Bakara suresinde Cenab-ı Hakk'ın Halik ismi zikredilmişti. Burada da Cenab-ı Hakk'ın Fatır ismi geçiyor. Fetarani. Yani beni eşsiz, benzersiz, modelsiz, örneksiz, biricik yaratan. Yüzümle, yüz hatlarımla, parmak izlerimle, karakterimle, bana has özel kaderle beni yaratan Rabbime ben niye kulluk yapmayacağım ki? Şimdi yine yaratmasına dikkat çekiliyor Cenab-ı Hakk'ın. Demek ki bu yaratılmamız, vücut nimeti çok tatlı, çok kıymetli, çok özel. Üzerinde tefekkür edildikçe Allah'a şükretme ihtiyacını çok uyandıracak bir nimet. İşte bu çok özel nimet, vücut nimeti anne baba vesilesiyle tattırılıyor. Annenin karnında tecelli ediyor Cenab-ı Hakk'ın o Halik ismi, Fatır ismi vesaire esması ve insan orada yaratılıyor. Bu dünyaya hazırlanıyor. Bunları düşündüğümüzde, düşünmeye çalıştığımızda şunu anlamaya çalışırız. Cenab-ı Hakk'ı tanımakta, Cenab-ı Hakk'a şükretmekte, Cenab-ı Hak bize kainat sofrasını açmış, mahlukatı bize yardımcı kılmış. Dolayısıyla kainata hürmet etmemizi emrediyor. Çünkü kainat bize Allah'ı tanıtıyor. Çünkü mahlukat bize manen Allah'a şükretmemiz gerektiğini söylüyor. Bize Allah'a şükür vazifemizi hatırlatan mahlukata, ağaçlar, hayvanlar, dereler, tepeler, denizler hürmet etmeliyiz. İşte o yaratılanlara hürmet dediğimizde bizim yaratılmamızda Allah'ın vesile olarak istihdam ettiği Esma-i Hüsna'sına tecelligah olarak bir ayna olarak seçtiği ve şereflendirdiği anneye babaya hürmete özel olarak dikkat çekmiş. Çünkü Allah-u Alem diğer mahlukata samimi olarak dalga dalga insanın hürmet etmesi en yakınındaki, en fedakar dostuna, kendisine Allah'ın izniyle, Allah'ın namına en fazla hizmet yapana, anasına hürmet edecek ki veya Allah'ın anasının eliyle gönderdiği nimetleri fark etmeye çalışacak ki diğer mahlukatın eliyle gönderilen nimetler ona açılmaya başlasın. Hocam, en yakınındakine saygısızlık yapan, en fazla üzerinde yaratılmışlar açısından söylüyorum, hakkı olan anasına iyi davranmayan, Allah'ın anası ve babası eliyle gönderdiği nimetleri görmeyen, o nimetlerin değeri üzerinde tefekkür etmeyen insan, daha uzaklardaki, ikinci, üçüncü sırada gözüken anaya babaya göre, diğer mahlukatın üzerindeki haklarını nasıl fark edecek, nasıl görecek? Yani o önemli vazifemize,
bütün mahlukatın haklarına riayet vazifemize nereden başlayacağız? En yakından. Bu konuda... En yakın kim? Ana. Ana. Daha dünyaya gözümüzü açtık, anamızın kucağındaydık. Evet, ağaçların hizmetinden de faydalanıyoruz, güneşten de faydalanıyoruz. Bütün mahlukatın hizmetinden Allah'ın hikmetiyle istifade ediyoruz da ananın ayrı yeri var. Gözümüzü açtık, o bizi karşıladı. O bizi kucakladı ve Allah namına o bizim için uykusuz kaldı, zahmet çekti, endişeler çekti. Yani pervane gibi döndü evladın etrafında. Cenab-ı Hak bunu hatırlamamızı istiyor. Yani çünkü en yakınında bu kadar kendisinden fayda gördüğü, hizmet gördüğü insana Allah namına hürmet edecek ki bütün kainata hürmet etme kapıları açılsın ve bütün kainatı kendisine yardımcı kılanın Allah olduğunu hatırlayıp Allah'a kulluk vazifesine dikkat etsin. Yani Allah'a kulluk vazifemizi destekleyen, Allah'a şükürle ilgili vazifemizi hatırlatan sırlar anaya babaya hürmetin, mahlukata hürmetin içinde saklanmış. Peki, anne babaya hürmet konusunda diyelim bir evlat kaçamak arıyor, o konudaki vazifesi diyelim zor geliyor ve nefsinin de telkiniyle şöyle bir savunma yaparsa ona ne cevap veririz? Evet, annem babam benim varlığımda Cenab-ı Hakk'ın izniyle vesile olarak çalıştırıldılar. Ancak o zaman zarfında evlat sevmek gibi, evladı okşamak gibi, evladı koklamak gibi Cenab-ı Hak onlara bol bol mükafat verdi. Dolayısıyla benim onlara şu an bir hürmet borcum çok da kalmadı, kalmayabilir dese ona ne cevap veririz? Bizi yaratan Allah öyle söylemiyor. Hürmet et diyor. Bu nefsin bir tuzağı, şeytanın bir vesvesesi. Yani ananın, babanın evladıyla ilgili hizmetleri Allah namına. Allah onları çalıştırıyor. Şefkati Allah vermiş. Evladına hizmet ederken her ne kullandıysa Allah vermiş. Ama Allah da onlara hürmeti emrediyor. Yani o sizin bahsettiğiniz, hani o da evlat sevgisini tattı, o evladını okşadı, o da ona nimet. O ananın babanın imtihanı. O ananın babanın imtihanı. Ananın babanın da imtihanı var. Allah'ın ihsan ettiği bir nimet. Anaya babaya bakan tarafı evet, o. Çocuğun kendisinin herhalde bizzat zatının ona ikram ettiği bir nimet değil. Değil bile o da yani anayı babayı da Allah imtihan ediyor. Yani onu konuşsak şimdi burada o da çok konuşulur. Yani ananın babanın evlatla imtihanı. Yani orada da ana baba evladına Allah'ı tanıtacak. Peygamberimiz Aleyhisselam'ı öğretecek. Allah'ın emirlerini öğretecek. Yani ananın babanın da imtihanı var. Fakat evladın ana babayla olan imtihanında evlat Allah emretmiştir. Allah'ın rızası için ben de anama babama hizmet etmeliyim. Allah emrini yerine getirmeyi kolaylaştırmış. Nasıl kolaylaştırmış? Çok ihtiyaç duyduğum hizmetleri annemin eliyle bana göndererek. Çok ihtiyaç duyduğum yardımları babamın eliyle bana göndererek. Anneme, babama karşı olan vazifelerimi kolaylaştırmış nefsimi ikna etmem için. Ama biz annemize ve babamıza niçin hürmet edeceğiz? Bizi yaratan emrettiği için. Bizi yaratan, yaşatan Allah'ın rızasını umarak anamıza ve babamıza hizmet edeceğiz. Zaten Cenab-ı Hak rahmetiyle anaya babaya hizmet ve hürmeti evlat için şöyle bir tecelliyle kolaylaştırmış. Şimdi aramızın vakti geldi ama inşallah aramızdan sonra tamam. O hizmet, evlatın anne babaya karşı hizmeti Allah için olmalı dedik. Allah için olduğunun alametleri nedir? Ve yine o hizmetin sınırları nedir? Ve inşallah biraz daha eğer kaldıysa önemine dair örnek veya ikazlarınızı inşallah son bölümde dinleyelim. İnşallah. Değerli dostlarımız beraberliğimiz devam edecek.